o gün aslında sadece orada bulunan yüzlerce gence değil, bütün topluma karşı büyük bir kıyım yaşatıldı. Ve bunun travması yıllar boyunca sürecek. Adalet mücadelesi aslında bu açıdan bizim için önemli. Yani devlet en baştan vatandaşına karşı öncelikle bu katliamı önlemekle yükümlüydü. Ve hepimiz artık çok net biliyoruz gazete haberlerinden, uluslararası konuşulan şeylerden. Hepimiz bunun kanıtlarıyla artık biliyoruz ki bu katliam göz göre göre geldi. Ve sonrasındaki katliamlar silsilesi de Suruç katliamı ve öncesindeki Ahmet katliamı ve Türkiye'deki IŞİD yapılanmasının üzerine gidilmediği ve aslında bunlara yol verildiği için gerçekleşmiş katliamlardı. Öncelikle birinci görevi olan yaşam hakkımızın korunmasını sağlamamıştır devlet. 18 aylık gizli kararıyla bu davayı toplumdan kaçırarak en baştan itibaren adalet üzerinden onarım mekanizmasını işletmedi. Biz de bu salonlarda aslında bunu defalarca dile getirdik. Ahmet Davutoğlu defalarca baroları ziyaret ederek 7 Haziran 1 Kasım sürecini ağzına alıyor açıkçası. O dönemi işaret ederek pek çok şey söylüyor. Neticede şu andaki iktidarla bağı zayıfladı ve karşıt kamplara savrulduğu için. Oysa ki o dönemle ilgili bir bilgisi varsa, bu adalete yardımcı olacaksa barolara değil, aslında mahkeme salonlarına gitmesi gerekir. Adalet bu değildir dedim. Adalet bu salonlar da değildir. Sizin üstünüzdeki cümbe, iliklemeye çalışılan cümbeler de değildir. Adalet aslında toplumun vicdanıdır ve orada toplumun vicdanında katilin kim olduğu nettir dediğim için. Ve eğer ki bu dosya bu şekilde kapatılırsa, bu şekilde failler ortaya çıkartılmadan, sorumlular bulunmadan kapatılırsa, boş bırakılan sanık sandalyelerine umarım ki sizler oturmazsınız. Çünkü topluma karşı suç işliyorsunuz dedim. Bu iki sözümden dolayı bana soruşturma açıldı. Ve hani ifade vermek zorunda kaldım. Dün de gidip avukatımla ifademi verdim. Karar duruşmasında aslında bize ve avukatlarımıza söz verilmeyeceğini duyduktan sonra sıralardan, ailelerin ve yaralıların olduğu sıralardan, o zaman biz buraya neden geliyoruz? 21 duruşmada neden geldik? Bizi ve avukatlarımızı dinlemeyeceksiniz. Biz burada ne yapıyoruz? Dendi. Bunu diyen arkadaşları zorla dışarı çıkarmaya çalıştı. Bunlardan biri de bendim. Hani o sırada ben de ayağa kalktım ve jandarmalar etrafımızı sararak bizi mahkeme salonundan dışarı çıkarmaya çalıştılar. Fakat aileler böyle etrafımızı sardı ve heyet kendisi çıkmak zorunda kaldı oradaki artık düzeni sağlayamadığı için. Ve sonrasında tekrar salona döndüğümüzde avukatlarımızın tamamen çevresi jandarmalarla çevrilmişti. Ve biz ne mahkeme heyetini görebiliyorduk ne avukatlarımızı görebiliyorduk. Etrafımız iki blok şeklinde ayakta duran jandarmalarla doluydu. Avukatlardan bir tanesi de şey dedi, yani böyle bir yargılama olabilir mi? Ben müvekkilimle göz teması kurmak istediğimde arkamı dönüyorum ve yani silahın kabzası yani yüzüme suratıma çarpıyor. Böyle bir yargılama olabilir mi? Ve biz de gerçekten bu durumdan utanç duyuyoruz. Ben orada faillerin ortaya çıktığını sadece artık bu noktadan sonra izlemek, görmek istiyorum. Ben mahkemeye gidip derdimi anlatmak istemiyorum artık. Ama işler böyle ilerlerken bizi dinlemek ve taleplerimizi duymak zorundalar ve bu işi ciddiye almak ve biz de bunu onlara defalarca hatırlatmak zorunda kalıyoruz. Bu kolektif bir katliam. Bunun devlet uzantıları olmadığını iddia etmek özellikle Türkiye gibi bir ülkede mümkün değil. Yani hepimiz biliyoruz bu topraklarda yaşanan işleri. Bizim sabrımız gerçekten taştı artık. Heyete karşı, ilerlemeyen duruşmalara karşı her seferinde insanlar bir şekilde yol paralarını ayarlıyorlar, işlerinden izin alıyorlar. Her seferinde o boş sanık sandalyelerine bakıp ölen evlatlarının ne kadar onurlu insanlar olduğunu yeniden açıklamak zorunda kalıyorlar. Bu bir aslında işkencedir ya, ve burada süren işkencenin sokakta da yansıması vardır her yerde. Bu davanın bu şekilde sonuçlanmasını hiçbir şekilde kabul etmedik. Örneğin talebimiz reddedildi ve ne avukatlarımızın ne bizim konuşmamıza izin verilmeyen bir mahkeme salonuna dönüştü. Konuşmamıza izin vermeyeceklerini söylediler. Biz de yani buraya konuşmaya geldiğimizi, aslında bizim değil sanıkların, faillerin burada konuşması gerektiğini, bizim adaletin tecil ettiğini, sadece izlememiz gerektiğini söyledik. Ama siz buraya kimseyi getirmiyorsanız da bizim taleplerimizi yeniden dinlemek ve artık bu işin ciddiyetinin farkına varmanız gerekiyor şeklinde konuştuk. Biz mağdur olduğumuz bir dosyada sanık haline getirildik. O bomboş olan sanık sandalyeleri
bizlerle doluyor, mağdurlarla doluyor. Biz mahkeme heyetini kişisel hiçbir şekilde hedef almış olamayız, öyle değil mi? Öyle bir konumda da değiliz. Neyle tehdit edebiliriz? Hakaret dediğiniz şeyler de az önce bahsettiğim şeyler. Bu katliamlar aslında aydınlatılmazsa hepimiz çok büyük tehlikedeyiz açıkçası. Bu ülkede göz göre göre IŞİD otobanına çevirdi kişiler, ülkeyi, iktidarlar. Kendi koltuk bekaları, kendi hedefleri doğrultusunda ve pek çok insanın canı yandı. Bunların hesabının sorulacağı bir gün gelmesi hepimiz için tek bir umut aslında. Yaşam için, yaşama devam edebilmek için bir umut ve iyileşmenin tek yolu. Bu davaların böyle kapatılmasına asla izin vermeyeceğiz, üstünün örtülmesine. Bu katliamın yaptıktan sonra eğer onların parmağı içinde olmasaydı, o polisin oradaki gaz atmasının anlamı neye geliyor? 7 sene yakın bu dava devam etmek amacıyla bunlar hiçbir adım atmamışlar. Hep biz gidip orada ifade veriyoruz. Hiçbir şeyimizi kabul etmiyor. Hepsini reddediyor. Zaten bizim avukatımız soruşturma açmayan avukat kalmadı. Bizim davamıza giren avukatlardan. Avukatların hakkında soruşturma açmış, avukatların hapse atmışlar, avukatların yani bunları başka şey bahane edip bunlara suç diye şey diyorlar. Halbuki eğer bunlar bizim davamıza girmeseydi, inan ki kimse buna karışmazdı, böyle bir soruşturma açmazlardı. Bizim avukatımız Özlem Gümüştaş, Sezin Uçar, bunları başka bir şeyle bahane etmiş, bir süre hapiste kaldılar. 7 senedir biz orada adalet istiyoruz diye. Hep gidip adalet, adalet, adalet. Maalesef bir adalet göremedik. Biz bu davanın peşini bırakmayacağız. Biz en son mahkemeye gittiğimizden, oraya gittiğimizden hakim dedi, aile geçen mahkemede konuşan aileler bu mahkemede konuşmasın. Ve geçen mahkemede konuşan avukatlar konuşmasın, vekiller hiç konuşmasın, seyirciler hiç konuşmasın. Gerekçe sadece bu davayı öyle kısadan kapatıp gitti bitti demek. Dedim hakim bey, 7 senedir geliyoruz. Oğlum şehit olduktan sonra 7 kere ameliyat olmuşum. Bypass ameliyatı olmuşum en son. Kalp hastasıyım, şeker hastasıyım, sinir hastasıyım, tansiyon hastasıyım. Bu kadar hastalığım var halde ben hiçbir mahkemeyi bırakmamışım. İnan ki hakim bey, ben borç edip geliyorum. Buraya gelip konuşmasa da olur mu yani, ben senden soruyorum. Biz konuşarız dedik. Öyle deyince hakim askerlere çağırdılar. Gelin bunları çıkartın. Bir baktım bir beylik asker kadar bir yüzbaşıyla içeriye girdi. Rak 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 silahın ağzına mermi sürdüler. Mahkemenin içinde ya. Ya bu nerenin, hangi ülkenin şeyidir, mahkemesidir, kanunidir, adaletidir? Bunu o hakimden soruyorum. Yani dünyanın neresinde böyle bir şey var? Bu kadar mağdur oldu halde bize kalem de dahil bırakmıyor içeriye. Bizde kalem de dahil yok üstümüzde. Telefon zaten yok. Bir şey yok. O kadar silahlı askerin ne işi var içimizde? Dedim artık katiller geziyor buralarda kol kola. Bizi de katil etmek istiyorlar.
Böyle deyince hakim bunu üstüne atmışlar. Üstüne alınmış diye bunlar bize demiş katilsiniz, bizi de katil edeceksiniz diye dava açmış bana. Siz mahkemeye hakaret ettiniz. Böyle yaptın, mahkemeye hakarettir, bağırdınız. Acaba ben o hakimde soruyorum. Biz mi mahkemeye hakaret ettik yoksa onlar mı mahkemeye hakaret ettiler? Bizim silahsız bağırmamız mı mahkemeye hakaret ediyor yoksa silahlı asker gelip mahkemenin içine girip silahın ağzına mermi sürmeye mi hakarettir yoksa bizi de katil gelip bizi de öldürecek diye hakaret miydi? Ben bunu hakimden soruyorum. Şimdi hakim sıra bize gelince dedim hakim bey sen bir an önce burada dedin ki mahkemeye hakaret ettiniz. 7 senedir biz buraya geliyoruz, adalet istiyoruz, adalet diyoruz. Biz hayatımızda ne mahkeme hakaret etmişiz, ne ederiz de. Ben bunu da söyledim. Ama Sayın Hakim Bey, siz bizi mağdur ettiniz ama kendinizi razil ettiniz. Hakim bunun üzerine bana dava açmış. Eğer bunları çıkartmak isteseydi, eğer zulüm olmasaydı 5 saat o katliamın görüntüsü 7 senedir 5 saat o görüntü kaybetmişler. O görüntü hala da çıkartmıyor. O olayı yapanlar buralarda geziyorlar. Hiç karışmıyor kimse onlara.